Hepimiz için çok önemli bir konu uyku. Onu konuşacağız şimdi. Neresinden bakacağız? Kaliteli uykunun sağlık için ne kadar yararlı olduğu malum ama az uyumanın zararlarına ilişkin uzmanlar her gün yeni bulgular elde ediyorlar. Son yapılan araştırmanın detaylarına bakacağız. Her gece bir saat bile az uyumak genlere zarar verebiliyor. Peki kaliteli uyku için neler yapılmalı? Çocuklar ve yetişkinler için ideal uyku saati ne kadar? Herkesten farklılık var hiç şüphesiz. Biriz Özbakır bunu konuşacak konuyla biriz. Evet Buse, senin de söylediğin gibi uyku olmazsa olmazımız. Günümüzde de uykusuzluk en sık yaşanan problemlerden biri. Kimi insanlar 4 saat uyku bana yetiyor derken kimileri 8 saat uyuyorum ama uyku bana yetmiyor diyor. Aslında en kolay vazgeçtiğimiz şeylerden biri de yine uyku. İşimiz olduğunda birkaç saat az uyurum deyip uykudan vazgeçebiliyoruz. Özellikle öğrenciler de uykusundan çok kolay feragat ediyor. Sabahlara kadar ders çalışabiliyorlar. Fakat senin de söylediğin gibi araştırmalar öyle gösteriyor ki uykusuzluk beyni ve özellikle bedenimizi çok ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Peki bu etkiler neler ve bunun için neler yapabiliriz? Uzmanımızla konuşacağız. Yanımda nörolog, doçent doktor Füsun Mayda Domaç var. Efendim bir gün uyumasak, bir gün birkaç saat az uyusak ne olur bedenimizde? Bedenimiz, beynimiz bundan nasıl etkilenir? Bunu yanıtlamadan önce neden uyumalıyız? Uyku bizim için niçin gerekli? Bundan bahsetmek gerekiyor. Bir kere uyku beynin ve vücudun restorasyonu, gerekli bilgilerin depolanması, hafızanın yenilenmesi, vücut için gerekli bazı hormonların yapılması ve bağışıklık sisteminin düzenli olması için gerekli olan hayati fonksiyonu olan bir beyin aktivitesidir. Şimdi biz biliyoruz ki beyin birkaç gece uykusuzluğu tolere edebiliyor. Ancak üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalar da var. Daha önce sizinlerin de öğrencileri üzerindeki etkilerinden bahsettiğiniz gibi. Bu çalışmalarda birkaç gece üst üste bu öğrenciler uykusuz bırakıldıklarında bu kişilerin bir süre sonra bu sürenin sonucunda ilk başta dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, endişe, kaygı bozukluğu, bunlar gibi bir takım bulguların ortaya çıktığı gözlenmiş. Biz biliyoruz ki eğer bu uykusuzluk devam ederse, ki uykusuzluk diyebilmemiz için bir tabloya, bunun en az bir aydır devam ediyor olması, günlük işlevleri etkiliyor olması ve kişinin uyumaya çalışmasına, uygun çevre şartlarına rağmen, uyumaya çalışmasına rağmen uyuyamamasıdır. Ne yapıyor peki uykusuzluk? Uzun dönemde bize neler yapıyor? Demin de söylediğimiz gibi bu öğrenme güçlükleri bir süre sonra daha güçlü, daha önemli problemler haline gelebiliyor. Öğrencilerin okul başarısı, okul performansları, verilen ödevleri yapamama, yine iş hayatındaki kişilerin verilen görevleri yerine getirememe, iş performansında düşmeler, motivasyon azalması, endişelerin ortaya çıkması ki bir süre sonra sosyal yaşantının etkilenmesi, arkadaşlarıyla birlikte bir süre sonra kişilerin görüşmek istememesi. Tabii bunların sonucunda trafik kazalarında artış, yanı sıra bedensel şeyler de ortaya çıkıyor tabii. Bu kişilerde baş ağrıları, yine kan şekeri regülasyonu ile ilişkili bozukluklar, tansiyon, bütün bunlar ileriki dönemlerde uykusuzluk ilerlerse ortaya çıkabilecek şeyler. Peki bunların önüne geçmek için neler yapmalıyız? Nasıl bir uyku düzenimiz olmalı? Öncelikle herkesin uykusu parmak izi gibidir. Herkesin uykusu kendisine özeldir. Herkes dolayısıyla herkes için şu kadar uyku yeterlidir demek mümkün değil. Uykunun alındığı, dinlenmiş olarak kalkıldığı süre o kişinin yeterli uyku süresidir. Bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu süre 6-8 saat olarak bize bildirilmekte. Ama bazı kişiler eskiden beri 6 saat altında, bazı kişiler 8 saatin üstünde uyur ama toplumun %85'i bu aralıkta uyumalıdır, uyumaktadır. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle çok önemli bir kavramımız var, uyku hijyeni. Uyku hijyeni gerçekten uykusuzluğun önüne geçmek için bizim mutlaka hepimizin uygulaması gereken, uykunun derinliği ve kalitesi açısından çok çok önemli bir kavram. Nedir uyku hijyeni dediğimiz vakit? Öncelikle kişilerin aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmayı alışkanlık haline getirmeleri, özellikle uykusuzluk problemi çeken kişilerin yatağa yattıkları vakit belirli bir süre uyuyamıyorlarsa, ki bu 20 dakika gibidir, bundan daha fazla bir süre uyuyamıyorlarsa yataktan çıkmaları, zihinsel aktiviteleri çok arttırmayacak şekilde bir takım uğraşlarda yine loş bir şekilde ışığı açmadan bu tür faaliyette bulunması, mesela bir müzik dinlemek olabilir. Daha sonra uykusu gelince tekrar yerine yatması, yatağına yatması önerilir ama kişi uyuyamıyorsa da yine de kanepede de uyuması söylenebilir. Yani sonuçta kişinin yattığı çevre, odası ısısı, yattığı yatak, yemek yemesi düzeni,
Bunların hepsi uykuyu çok fazla etkilemekte. Bizim önerdiğimiz akşam yemeğin 3-4 saat önce, uykudan 3-4 saat önce yenilmesi. Gazlı içeceklerin, alkol, kafein, bu tür şeylerin uykudan önce tüketilmemesi, uykuya yakın saatlerde. Özellikle kafein, çay, kahve gibi içeceklerin öğlen saatlerinden sonra özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerin bunları kullanmaması. Bunun dışında egzersiz bizim için önemli ama egzersizde şunu kastediyoruz. Kişilerin gün batmadan önce bir yaptığı yarım saatlik yürüyüş, yani hafif egzersiz, ağır egzersizler akşam saatine yakın bunları önermiyoruz. Uzmanınıza çok teşekkür ediyoruz. Uyku kalitesini artırmak için aslında beslenme düzeninin ve belki de akşam üzeri yapılacak bir yarım saatlik yürüyüşün oldukça olumlu etkisi olduğunu bizlere aktardı. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz size Buse. Evet, öyle görünüyor ki uyku borçlanılan bir şey ve geri ödemesi yok. O yüzden dikkat diyelim, 6 saat uyumaya gayret edelim.